Allah Teala'nın yarattığı bu alem kitabının yasalarına da hikmet denir mi? Çünkü Peygamberimiz hikmet müminin yitiğidir. Nerede bulursa onu alsın hadisi buna mı işaret ediyor demiş. Allah-u Teala'nın tabiattaki yasaları da tabii ki hikmet anlamını alır. Çünkü onların her birisini bulmak, içselleştirmek ve onun bağlantılarını göstermek, uygulamasını göstermek çok ciddi bir çalışmadır ve birer hikmettir. Derste de anlatmaya çalıştığımız gibi, yani bu kardeşimiz güzel anlamış, yani hikmet müminin yitiğidir. Nerede bulursa alır. Yani şunu şey yapalım, anlamaya çalışalım. Bizim içimize kapanmaya, dar çerçevede düşünmeye hakkımız yok. Eğer bu kitap Allah'ın kitabıysa, ki şüphemiz yok, Allah'ın kitabı Allah'ın yarattığı bütün insanlarla ilgilidir. Ve Allah-u Teala da bütün insanlarda hikmetin olabileceğini çok açık ve net olarak gösteriyor. İşte onlardaki hikmet, onlardaki doğru bilgilerle ilişki kurarak yanlışları ortadan kaldırmak ve insanları ihya etmek bizim asıl hedefimiz odur. Hikmeti nerede bulursa onu alır, elbette alır. Bu falancaların ürettiği bilgidir diye kullanmazlık edemeyiz. Bak şu anda işte mikrofonla, kamerayla, elektrikle, bir takım şeylerle dersimizi yapıyoruz. Kur'an'ı anlatıyoruz. Halbuki bunları üretenler Müslümanlar değillerdir. Bunlar hepsi de birer hikmettir. Yani doğru çalışmanın ürünüdür. Onun için yani Müslümanlar, bakıyorum yani nasıl olmuşsa iyice yerelleşmişler. İyice kabuklarına çekilmişler ve yani İslam'ı bir din olmaktan çıkararak bir siyasi hareketin, sosyal hareketin adı haline getirmişler birçok yerde. Bundan vazgeçmemiz lazım. Kur'an'daki hikmet kelimesini açıkladınız. Ama çevredeki tarikatlar da Allah'ın hikmetidir diye insanlara söylemlerde bulunuyorlar. Bizler bu söylemler karşısında hangi ayetleri karşı tarafa söylemeliyiz? Şimdi Kur'an'daki hikmet kelimesini açıkladım ama Müslümanların bu hikmeti asırlardır bıraktığını da söyledim. Sen sahip olmazsan tabii birisi sahip olur. Şimdi bir şey aklıma geldi. 1970 senesi üç arkadaş Erzurum'dan İstanbul'a gelmiştik. İmam Hatip Okulu'nu dışarıdan bitirmek için. Ben İstanbul İmam Hatip mezunuyum ama sadece bitirme imtihanlarına girmişimdir. O da yaz döneminde, o kadar. Yani 15-20 gün işte oradan diplomayı aldık. Erzurum'da 6'dan 7'yi bitirme vardı. Yani son sınıf okumama vardı. Bize bir oyun yaptılar, imtihanı almadılar. Biz de tasdiknamemizi aldık, İstanbul'a geldik, imtihanlara girdik üç arkadaş. Şimdi o zaman bir şey yapmıştık. Bir karpuz almıştık. Yürüyoruz, eve gideceğiz, amcamın evinde kimse yok, kesip yiyeceğiz. Zeytinburnu'nda oturuyordu amcam o zaman. Birazcık ben taşıdım, sonra diğer iki arkadaş taşıyacak, aldı onlardan birisi, öbürüne dedi ki bunu sen taşı, ona dedi ki yok sen taşıyacaksın, ben taşıyacağım falan, neyse yere koydular, başladılar tartışmaya. O sıra bir minibüs geldi, durdu, karpuzu aldı gitti. Tartışma da bitti. Şimdi tabii hiç kimse ihtimal vermiyordu. Yani o duran minibüste birisi inecek de karpuzu alacak. Ama aldı gitti. Şimdi tabii siz o hikmet kelimesine sahip olmazsanız tarikatlar da alır sahip olur, felsefe de alır sahip olur, başka şeyler de alır sahip olur. Ona bizim işte burada söylemeye çalıştığımız, malınıza sahip olun. Evet.